Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere lokum kıvamında muhteşem lezzetiyle zeytinyağlı yaprak sarması tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu lezzetli sarmanın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Tarifimde 750 gram asma yaprağı kullandım. Daha önceden hazırlamış olduğum salamura yapraklardan şişeye basmış olduğumu açıyorum. Kapağını açtıktan sonra şişenin içerisinden çıkartıyorum. Bu asma yaprağının hazırlanışını sizlere göstermek istedim kuru bir şekilde şişelere basmış olduğumuz yaprakları içerisinden çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi yapraklarda hiçbir sıkıntı yok. Sanki tazeymiş gibi sapa sağlam duruyor. Şişeden çıkartmış olduğum yaprakların arasını açıyorum ve genişçe bir kabın içerisine koyuyorum. Üzerine geçecek kadar kaynar suyu ekliyorum. Taze yaprak sararken nasıl yapıyorsanız o şekilde yapıyoruz. Kaynar suyu koyduktan sonra üzerine biraz bastırıyorum. O kenarda beklerken biz de diğer malzemeleri hazırlayacağız. İç harcı için 1 yemek kaşığı suman içerisine 1 su bardağı kaynar suyu ekliyorum. Diğer malzemeleri hazırlarken kenarda bekleyecek. Yayvan tencerenin içerisine 1 çay bardağı zeytinyağını ekliyorum. Daha sonra içerisine küçük küçük doğramış olduğumuz 3 adet kuru soğanı ekliyoruz. Soğanların diriliği geçinceye kadar bu şekilde kavuruyoruz. Zeytinyağıyla birlikte soğanları yeterince kavurdum. İçerisine bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı domates salçasını ekliyorum. Salçanın kendine has ekşi bir tadı olduğu için sizlere tavsiyem yemeğinize salçayı koyduktan sonra iyice kavurun. Böylelikle yemeğinizi daha lezzetli hale getirmiş olursunuz. Yeterince kavrulmuş olan salçaların içerisine 3 su bardağı pirincimizi güzelce yıkadık ve süzdürdük. Onu da ekliyoruz. Tencerenin içerisine koymuş olduğum pirinçleri de 1 dakika boyunca güzelce kavuruyorum. İç harcımızın içerisine baharat olarak 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, 1 tatlı kaşığı karabiber ekledikten sonra bütün baharatların aroması iç harcına geçinceye kadar kavuruyorum. Sarmamızın içerisine ekşilik katması için bir yemek kaşığı sumak ıslatmıştık. Onu da iç harcımıza döküyoruz. İnce ince kıymış olduğum yarım demet maydanoz, yarım demet naneyi de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre, çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitre. Güzelce karıştırmış olduğumuz iç harcının içerisine bir su bardağı soğuk suyumuzu ekliyoruz. Böylelikle iç harcımıza 2 su bardağı su koymuş olduk. Bir bardağını sumakla beraber koyduk, 1 bardağını da şimdi koyduk. Ocağımızın altını kısık ateşe getiriyoruz, kapağımızı kapatıyoruz. İçerisindeki su çekene kadar ocağımızda bekletiyoruz. İçerisine koymuş olduğumuz suyu tamamen çekmiş iç harcımız hazır soğuması için kenara alıyoruz. Yapraklarımızın suyunu sıktık iç harcımızı da soğuttuk. Artık yapraklarımızı sarabiliriz. Tahtanın üstüne yaprağın parlak kısmı alta gelecek şekilde yaprağı koyuyorum. İçerisine bir çay kaşığı iç harcından koyduktan sonra kenar kısımlarını toparlıyorum. Uç kısmından başlayarak diğer uca doğru rulo yapıyorum. İsterseniz birkaç tane yaprağı birden açtıktan sonra iç harcını koyup daha sonra da sarabilirsiniz. Yaprakları açtıktan sonra iç harcından birer kaşık koyuyorum ve kenarlarını bükerek yukarıya doğru rulo yapıyorum. Bu aşamadan sonra yaprakları nasıl sarmak istiyorsanız o şekilde sarın. Ya da isterseniz bütün yaprakları masanın üstüne açabilirsiniz. Daha sonra iç harcını koyup sarabilirsiniz. Önemli olan yaprakların damarlı kısmının üst tarafa, parlak kısmının da alt tarafa gelmesi. Sarmalarınız böyle daha güzel ve daha parlak olacak. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Bütün yaprakları bu şekilde sararak kenara aldım. Genişçe bir tencere alıyorum. Taban kısmına maydanozların saplarını yayıyorum. Kullanamadığım yırtılmış olan yaprakları da taban kısmına yerleştiriyorum. Daha sonra kenar kısımlarına sarkacak şekilde yaprakları diziyorum. Sarmış olduğumuz yaprakları dik dik koyacağımız için bu bize kolaylık sağlayacak. Geri çevirdiğimiz zaman yapraklarımız daha düzenli olacak. Sardığım bütün yaprakları dik olacak şekilde tencereye diziyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu yaprak sarmasını yapmak gerçekten çok kolay. Bir tencere yaprağı hiçbir sıkıntı çekmeden kolaylıkla kısa sürede sarabilirsiniz. Bütün sarmış olduğum yaprakları tencereye dizdim. Üzerini kapatmadan önce içerisine bir su bardağı zeytinyağını ekliyorum. Daha sonra ıslatmış olduğum sumağın üzerine biraz daha su koymuştum. Onu da tencerenin içerisine süzerek boşaltıyorum. İçerisine soğuk su ekliyorum. Bu aşamada çok fazla su koymayın. Suyu yaprağın kenarında görür görmez su koymayı bırakın. Bu yaprak için yeterli olacak. Kenar kısımlarındaki yaprakları sarmaların üzerine kapatıyorum. Daha sonra açık kısmını da diğer yapraklarla kapatıyorum. ağız kısmına uygun olacak bir tane servis tabağını üzerine kapatıyorum. Sarmalarımız artık pişmek için hazır. Sarmalarımız kaynayıncaya kadar yüksek ateşte kaynadıktan sonra ocağımızın en küçük bölümünde kısık ateşte 1 saat boyunca pişecek. Bir saatin sonunda sarmalarımızı kontrol ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi hiç suyu kalmamış. Soğuması için kenara alıyoruz. Bu sarmayı soğuk servis edeceğiz. Kapağını açtıktan sonra üzerindeki yaprakları alıyorum. Kenar kısımlarını da dışarı doğru aldıktan sonra servis tabağının üzerine kapatıyorum. Daha sonra tenceremizi ters çeviriyoruz. Taban kısmına ve kenar kısmına koymuş olduğumuz yaprakları ve içerisine koymuş olduğumuz maydanoz saplarını temizliyoruz. Maydanoz sapları gerçekten bu yaprak sarmasının lezzetine lezzet katıyor. Eğer böyle yapmıyorsanız bir kez de böyle deneyin lokum kıvamında harika yaprak sarmalarımız oldu. İstediğiniz şekilde servis edip yiyebilirsiniz. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.